21. soru. Geometri sorusu. Uzunluk sorusu üçgende. D ve E üzerinde BC üzerinde BAD açısı 10 derece. EAC açısı 20 derece şu açılar. AD kenarına E demiş, AE kenarına D demiş, DK kenarına K demiş. Yukarıdaki şekilde ABC eşkenar üçgendir. Önemli bilgimiz bu. Buna göre EDK kenarlar için hangi sıralama doğrudur diyor. Şimdi eşkenar üçgen olan yer neresi? ABC. Hemen eşkenar üçgen demek açıları 60 derece demek. Yazalım. 60 burası. Şurası dursun bir. 60 şurası. Ve şurası 60 derece. Şimdi şuranın tamamı 60 ise şurası 10, şurası 20 ise şuraya ne kadar kaldı? 60'tan 10'u çıkarttım 50, 20'yi çıkarttım 30. Şuraya 30 derece kaldı. Şimdi ben şunu biliyorum. Üçgende iki tane iç açı diğer açının dış açısını verecek. 60 artı 10, 70'i verecek. Bunu niye böyle kısa yazıyoruz? Şöyle de diyebiliriz. 60 artı 10, 70. Üçgenin iç açıları toplamı 180. Şuraya 110 kaldı. 110 burası ise 70 burasıdır diyebiliriz. Onun kısa yolu iki tanesini toplayıp diğerinin dışına yazıyoruz. 60 artı 20 de 80. Şimdi şu üçgen için artık dışarıdaki üçgeni görmemize gerek yok. İçerideki üçgene odaklanalım. Bir kenarı 30 derece, bir açısı 30 derece, bir açısı 70 derece, bir açısı 80 derece olan bir üçgenim var. Ve açı büyürse karşısındaki kenar da büyür. Bunu biliyorum. En büyük açı hangisi? 80. Öyleyse en büyüğün karşısındaki kenar da en büyük. E en büyük. Şunlar gitti. Sonra 70. 70'in karşısında D var. E büyüktür. D olacak. Bu da gitti. Ve en küçük de K. Dolayısıyla cevabım A seçeneği. Dikkatli bir şekilde çözünce ve eşkenar üçgen bilgisini kullanınca sonuca ulaşabiliyoruz.